Hocam Türk aydınında da Tanzimat döneminden beri süre gelen bir sentez problemi vardır. Tam Pınar'da bu sentez problemini nereye koyabiliriz? Tanzimat sonrası edebiyatın ve fikir hayatının Doğu Batı sentezi paradigması üzerine kurulması ya da kurulmuş olması bizim medeniyet değiştirme problemimizle ilgilidir. Sadece Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa gibi Tanzimat edip ve şairleri nispeten politikayla ve gazetecilikle uğraşan isimler sentez problemiyle ilgilenmemişler. Aynı zamanda devrin bürokratları da, babali mensupları da sentez problemiyle ilgilenmişlerdir. Tanpınar'a kadar değişik ölçülerde, değişik boyutlarda birçok aydınımız ister İslamcı olsun, efendim ister muhafazakar olsun, ister Marksist olsun, sentezi değişik boyutlarda önemsemişlerdir. Bu tabi Osmanlı'nın geri kalmış olmasıyla ilgilidir. Edebiyat metinleri yoluyla da bu sentezin çerçevesini çizmeye çalışmışlardır. Şinasi'nin batıcılığına karşı Namık Kemal'in mesela terkipçiliği, Ziya Paşa'nın edebi görüşlerinde bilhassa terkipçiliği, sonraki nesilden, işte Meşrutiyet devri neslinden daha doğrusu Gökalp ve Mehmet Akip Ersoy'un bu konudaki görüşleri, hep bir doğu batı paradigması ekseninde düşünülmüş. Ne doğuyu kaybetmek istemişler ne de batıyı kaybetmek istemişler. Tabi onların nazarında doğu dediklerinde bilhassa din ve gelenek söz konusu. Gökalp'ın o meşhur Türkçülük, İslamcılık ile ilgili kitapları, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muhasırlaşmak, Türkçülüğün esasları, tanzimattan sonra gelişen bu paradigmanın toplu bir metnidir. Dilde, edebiyatta, fikir hayatında içinde doğduğunuz kültürün unsurlarını kaybetmek elbette bir e, kayıp acısı vermektedir. Bu yüzden e, bizim entelektüelimiz Tanzimat'tan beri medeniyet bakımından e, Batı'nın yanında olmak, Batılı olmak konusunda ısrar ettiği halde Doğu diye nitelediği gelenek ve dini unsurlar ya da millete ait unsurlar konusunda hep tereddütlü olmuştur. Yani e, geleneksel hayatın bir takım onsurlarını koruyarak batılılaşmak ya da modernleşmekte ısrar etmiştir. 1923'ten sonraki siyasi ve kültür hayatında bunu destekleyen politikalarla bu daha da sertleşmiştir. Tampınarda içine doğduğu kültür coğrafyası olarak yanında büyüdüğü bir takım meşhur isimlerden etkilenmek suretiyle mesela Yahya Kemal, o da ömrünün bir döneminde tabi edebi eserlerine bakarak söylüyorum. Terkip konusunda emindir. 1949'a kadar aşağı yukarı yani Huzur'u yayınlayana kadar Tanpınar'ın terkipçi yanının çok belirgin olduğunu düşünüyorum ben. Bunu tabi tartıştığı ana metin bir edebiyat metni olmakla beraber şüphesiz Huzur'dur. Yani Huzur romanında İhsan, Suat bahisleri, onların arasındaki bazı tartışmalar, onların dünya görüşleri, Mümtaz'ın bu iki farklı dünya görüşü karşısındaki durumu Tanpınar'ın huzurda bir kültürel fenomen olarak bu meseleyi, terkip meselesini tartıştığını gösteriyor. Fakat 1950 seçimleri Tanpınar'ın dünya görüşünü derinden etkilemiş benim kanaatim. 1923 sonrası nesiller, cumhuriyeti kuran bir nesil olarak Cumhuriyet'le beraber yeniden yüksek bir medeniyet ve kültür dünyası inşa edilebileceğine inanıyorlardı. Bu şüphesiz e, entelektüel bir idealdi, bir ütopyaydı. E, ve bunların birçoğu hakikaten seçkinciydi. Tanpınar da seçkincidir örneğin kültürel tercihleri bakımından. Fakat 1950 seçimlerinde e, çok önemli bir e, paradigma değişikliği oldu. Demokrat Parti e, seçimleri kazandı ve Türkiye... Tek partili dönemden daha muhafazakar, daha geleneksel değerler üzerinde duran bir başka partinin yönetimine geçti. Bir başka deyişle bu aslında köylülerin iktidarıydı. Tanpınar'ın e, sentezin imkansızlığını kavradığı dönem bence bu dönemdir. Yani 49'a kadar sentezci bir, terkipçi bir düşünce dünyası var ancak 1950'den sonra bu dediğim siyasi seçimlerle beraber, bunun pek de gerçekleşeceği kanaatinde değildir. Buradan itibaren, yani 1950'den itibaren, Tanpınar'da ciddi bir entelektüel hınç oluşmaya başlar. İnandığı hiçbir değer hayata geçirilememiştir. Bu hem toplumsal bir proje olarak medeniyet projesi, hem şahsi hayatıyla ilgili bir meseledir. Zaten e, huzurun bir edebi metin olarak görünüşüne baktığınız zaman da e, siyasal ufkunda metnin siyasal ufkunda bu e, siyasi terkibin bu kültürel terkibin tartışıldığını ve sonuçta terkip düşüncesinin iflas ettiğini görürsünüz. Suad'ın temsil ettiği dünya ile İhsan'ın temsil ettiği dünyayı karşı karşıya koyup romanın sonunda terkipçi bir düşünceye sahip olan İhsan'ın ölümünün metaforik bir değeri vardır. Bir başka şey e, huzur romanındaki dil meselesidir. Huzur romanının ikinci yani Nuranla Mümtaz'ın e, ilişkisinin başladığı bölüm ve üçüncü bölüm örneğin aşk etrafında bu tip meselelerin yani kültürel meselelerin de bir e, terkip edilebileceği, sentezlenebileceği gibi bir dille inşa edilmiştir. O duygusal durum aslında bir terkiptir. Her aşk. Gibi. Bunun ıı, dildeki göstergesi de Tanpınar'ın o imgeli, metaforik dilidir. Şeylerin birbiri yerine ikamesi dediğimiz şey ki simgesel dilin özelliği budur. Şeylerin birbiri yerine ikamesini esas alır, simgeseldir. Dil aslında terkipte de, sosyolojik anlamda, kültürel anlamda terkipte de bir şeyin bir şeyin yerine ikamesi vardır sonuçta. Çünkü şeyler sabit konumlarını, asli formlarını koruyarak yan yana durduklarında sentez olmaz. İkinci ve üçüncü bölümde Tanpınar dili huzuru bu terkibi dil düzeyinde gerçekleştirme çabasıdır. Ama biz de biliyoruz ki Roma, hepimiz biliyoruz ki romanın üçüncü bölümünün sonundan itibaren Nurhan'la Mümtaz arasında ayrılık gerçekleşir. O yüzden de romanın birinci bölümüyle romanın son bölümünün dili terkibi kabul etmeyen bir dildir. Artık şeyler birbiri yerine ikame edilememektedir şeyler kendi formlarıyla, kendi sabit bildiğimiz somut görünüşleriyle yan yana ama ayrı ayrı durmaktadırlar. Demek ki hem edebi metnin edebiliği düzeyinde, dilin kullanımı düzeyinde, insanlar arası duygusal bir ilişki düzeyinde aşk mümkün olmayan terki, aynı zamanda toplumsal anlamda da mümkün değildir. Çok geçmez. Bu roman 1948'de tefrika edildi. Bir yıl sonra da kitap halinde yayınlandı biliyorsunuz. Remzi yayınlarından. Aradan bir sene sonra geçti ve dediğim hadise yani Demokrat Parti seçimleri kazandı. Sonraki süreç Tanpınar'ın bu terkip düşüncesini zihninden kazıma sürecidir. Bana sorarsanız. Çünkü sonraki romanlara baktığımızda en önemli metnin saatleri ayarlama enstitüsü olduğunu görüyoruz. Saatleri ayarlama enstitüsü 1954'tür. Yanlış hatırlamıyorsam. Burada bu metnin e, dili üzerinden aynı mesele hakkında konuşacak olursak şunu söyleyebiliriz. Lacan'ın meşhur bir sözü var ya, ''Dil, bilinç dışının koşuludur.'' diyor. Yani bilinç dışınızın biçimi aslında e, dille biçimlenir. O zaman e, 1950'ye kadar Tanpınar kullandığı dil itibariyle kendi bilinç dışını koşullandırmıştır. Çünkü kullandığınız dil eşyayı görüş biçiminizi, dünyayı kavrayış biçiminizi belirler. Akan'ın dediği de bu zaten. Tanpınar'ın 1949'a 50'ye kadar kullandığı dil onun bilinç dışını terkip çerçevesinde koşullandırmıştır. Bunun kazınabilmesi için dilin değiştirilmesi gerekir. Saatler ayarlama enstitünün dili ve dahi tekniği örneği huzurun tam da karşısında duran bir değildir. Huzur dediğim bölümlerinde, ikinci ve üçüncü bölümlerinde terkibi esas alan bir dünya görüşünün edebi metni olarak inşa edilmiş bir dille kaleme alındığı halde saat ayarlama enstitüsü tam da bu terkip düşüncesini bu sefer tersinden çözmeye çalışır. Kemal Tahir'in romanlarında gördüğüm bir cümle vardı. Büyü dediğin iki çift laf diyordu kahraman bir başka kahramana. Mesela bu cümlede koşullanmanın, şartlanmanın, imanın, inanmanın, inancın temelinde dilin, sözün olduğu vurgulanmaktadır. Yani telkindir esas olan. E demek ki huzura kadar ve huzur dahil Tampınar'ın kullandığı dil aynı zamanda kendine telkindir. Bu dille beraber inşa edilen hayal dünyasına Tampınar bilinci iman etmiştir. Bunu bozabilmek için ne yapmak lazımdır? Klasik ifadeyle söyleyeyim. Büyüyü tersinden bozmak lazımdır. Büyüyü tersinden bozabilmek için ne yapmanız lazımdır? Modern zamanların en sağlam tekniği ironi kullanmanız lazımdır. Saatler ayarlama üstünde kullanılan teknik yani ironi aynı zamanda orada kullanılan dil biçimleriyle beraber Tanpınar'ın kendi bilinç dışını kazıma çabasıdır daha önce farklı anlamlar yüklediği cemiyet, efendim devlet, bireysel ilişkiler, kültür vesaire gibi ne kadar sentezin unsuru kılmaya çalıştığı kavram varsa saatler ayarlama enstitüsünde bu kavramları tersinden ironize ederek çözer. Bu faaliyetin adı aslında bir kazıma faaliyetidir. Kazınan şey bilinç dışında birer ik ikame figür olarak duran, sentezi olan iman ve inanca dair figürlerdir. Tanpınar Saatler Ayarlama Enstitüsü'nde bunları kazır. Bu sadece kültürle ilgili bir mesele de değildir ayrıca orada. Aşka dair bile ne kadar iman ettiği kanaat varsa, kadına dair bile ne kadar iman ettiği kanaat varsa, Saatler Ayarlama Enstitüsü'nde bunları tersinden dili kullanmak suretiyle, dilini değiştirmek suretiyle Tanpınar kazımaya başlar. Buradan şunu anlıyoruz ki Tanpınar 1950'den sonra artık sentezi mümkün olmadığını görmüştür. Bu konuda aslında çok daha sağlam bir kaynak yani sentezin mümkün olup olmadığına dair akademik bir çaba çalışma Greymas'ın metinleridir biliyorsunuz. Sentez imkansız bir şeydir. Çünkü dünyada bir şey bir şeyin yerine hiçbir zaman ikame edilemez. Yan yanadırlar. Bunu biz onun hikayelerinde de görürüz. Geldiği noktayı yaz gecesi hikayesinde mesela o hikayede de tam bunların kendi cümlesiyle şeyler neden birbirine karışmıyor, yan yana duruyorlar diyor. Her şey birbirine benziyor ama aynı zamanda her şey birbirinden ayrı. Bu Tanpınar'ın geldiği noktadır. Zaten yarım kalan romanı Ay'da, Aydaki Kadın'da da biz bu düşüncede olduğunu son 10 yılında, ömrünün son yılında görebiliriz.